Olay günü dükkana girdiğimde baktım kasada para yok. Ulan dedim para nereye gitti? Parayı bulamadım. Diğer paraya baktım, kumaraya baktım, o da yok. Kamera kayıtlarına baktım. Hırsızı yakaladım. Dedim oğlum helal hoş olsun. İhtiyacı varmış götürmüş. Aradan bir gün geçti. Geldim. Limonatayı akşamdan yapmışım. Doldurdum limonatayı. Dükkana girdim baktım limonata boş. Dedim Allah Allah. Va ben bu limonatayı yapmadım mı? Geldim tezgahı düzelteceğim. Dolabı açtım baktım bal kavanozu yok. Hem limonata yok hem bal kavanozu yok. Geldim kameraya açtım. Aynı hırsızı iki sefer yakaladım. Bir sefer girdi para götürdü. Helal ettik. İkinci sefere geldi limonatamı içti. Balımı götürdü. İçinde kaşık özel yaptırmıştım. Kaşığı da götürdü. Hakkımı helal etmiyorum ama kaşığı bulamadım. Aynı şahıs iki sefer girdi. Hem limonata içiyor hem bal kavanozunu alıp götürüyor. Ulan kaşığı bırak. Kaşık yok. Aldı götürdü adam. Valla şikayetçi oldum. Valla hem çift şikayetçiyim. Hem paramı götürdü. Hadi helal olsun. Limonatamı içti. Balımı götürdü. İçinde kaşıkla beraber. Ondan sonra tuzak kırdık. 3 gün uykusuz kaldık. Öldüm. Yine gelmedi adam. Fara kapanı gibi tuzak kurduk. Yine gelmedi adam. Buradan gidiyor. Mesleğe yeni atanmış abi. Korka korka içeri giriyor abi. Aha. Ha bak aldı abi. Abi 1450 artı bozuk para. Yani demir para. Birinci gün geldiler parayı götürdüler. Bozuk paramızı da götürdüler. İkinci gün para var. Bir de eleman tutmuş abi bak. Aha, limonatamı içiyorlar. Bir de bak litre dolduruyorlar. 2 gün bana emek verdim ha. Allah'a devam mıdır ha? Ha bak yanında eleman da var abi. Bak şimdi dolaba inecek abi. Limonata işi